Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yine Farming Simülatör'deyiz. Oyunu başlatalım hızlıca. Kireç falan işi yapmayı düşünüyordum en son kaldığım yerde. Şimdi kireç işi için şu traktör nerede ya? Çok bir kireç yok içinde. Elimdeki bütün araziyle bir kireçten geçireceğim. Yani çok kireç harcayacağımız belli. Yalnız bu aracın sesi çok yüksek gelmiyor mu ya? Sen devam et. Şu oyunun ayarlarına gel. Oyun sesi. Araç sesi. %40'a düş abi araç sesini. Şimdi bu tarlanın verimini arttırmak için kireçleme yapmamız gerekiyor. Çünkü istedi. Elimizdeymişken hepsine bir tür kireç geçeceğim. Ondan sonra kanola ekimi tamam. Arkasından ne ekmiştik? Soya fasulyesi silomuz doldu zaten. Şimdi yulaf ekeceğiz abi. Yulaf ekeceğimiz için bize ne lazım? Bize saman toplayan o kasalardan lazım. Samandan da para kazanabiliyoruz çünkü. Diyorum oradan da 3-5 kuruş ne gelirse Allah bin bereket versin şeklinde. Oh mis gibi bak kireçimizi bastık buraya. Tertemiz oldu burası. Şu en sondaki tarlaları bitireyim ya.
tertemizdi. Yürü koçum. Ulan dön. İçinde kalan oraya yetecek mi ancak? Şu tarlayı bitirttireyim. Bir dakika.
18.000 mi? Öyle bir şey alıyordu bu. İki bin, dört bin, altı bin, on bin, on iki bin, on üç bin, on dört bin, on altı bin. Şimdi doldur bakalım. Ay maşallah. Bir tane daha koyacağım. Bakayım ne kadar olacak. Deyince tabi. Şimdi oradan başlayalım, bitirelim. Serpe serpe. Yani bu kasa bitmez diye düşünüyorum.
Biraz zorlanması normal. Aslında benim yatırım yapmam lazım. Yani traktörleri büyütmem lazım. Yavaş. Döndür. Şimdi şu mavili mavi şilimi al abi. Yulaf. Hadi ek. Evet, yulaf ekmeye başladık. Şimdi iyi gidiyoruz, iyi gidiyoruz. Yulaf ekiliyor. Şunu hemen öbür araziye çekelim. Devam etsin orada. Thank you.
Cennet Demleri yayınımızı paylaşmış. Çok sağ ol dostum. Teşekkür ediyorum desteğin için. Şu bizim öbür alet ne yapıyor? Tekrar teşekkür ediyorum Cennet Demleri. Sağ ol. Yani paylaştığın için, bize destek olduğun için. Şimdi yulafı ek abicim burayı. Orada devam etsin. Çok gürültü çıkartıyor. Kafam şişti ya. Şimdi bizim hayvan gibi kredi borcumuz var abi. O hayvan gibi kredi borcunu ödeyeceğiz ki evet, burası bitti. Topla malzemeyi yallah. Hadi bakalım. Çok iyi, böyle ekime başladık. Bir yandan yulaf ekiyoruz, bir yandan kireç atıyoruz. Birazdan da gübre atmaya başlayacağım. Şimdi dur. Dön oğlum. Devam ediyoruz. Yürü koçum. Sen buranın kirecini atarken ne yapıyor bu? Ekiyor, güzel. Şu arkadaşla biz gidelim hemen. Gübreleme için hazırlanalım. Maşallah siloda zaten iki tane ürünü doldurduk. Silo ile ilgili ihtiyaç hasıl oldukça malzeme almak suretiyle açalım abi kanalları. İlk tur gübreleme başladı. Reis devam et, reis. Devam ediyorsun. Bizim ekici nerede? Heh. Ekicinin işi bitmek üzere çünkü.
Dön evlat. Burada mı bir tur daha dönecek? Yes, bir tur daha dönecek. Tamam. Bu daha döner. Ekiciyi takip edelim abi. Ekici bitecek çünkü birazdan yan araziye alacağız. Şu şekilde gidelim. Tertemiz abi. Mis gibi. Ek çocuğum orayı. Bunu öbür araziye götüreceğiz. Gübreyi buraya getireceğiz. Ek bakalım buraya da. Devam et. Gübre. Yürü. Bir dakika. Yürü. Koca bir kasa kireci bitirdik, iyi mi? Bu ne lan? Araziyi birleştirmiş olması lazımdı. Çözeceğiz. Kafana göre yap bakayım, sen ne yapacaksın? Bunun ekme işi bitiyor. Bununki bitmez. Ekiciye gel abi. Thank you.
Hemen sıradaki tarlamıza gidelim ve ekmeye başlayalım. Hızlıca. Gübre makinesi geri dönmeden biz bunu hallederiz abi. Hadi be. Ağzına tüküreyim, burayı sürmeyi unutmuşum ya. Yukarı. Şimdi bir dakika, bu ne yapıyor lan bu? Tövbe tövbe. Ekicinin durumu fena değil, ekiyor. Asıl mesele bunun işinin bitmesi abi. Benim aklıma hiç gelmedi bu ya. Bildiğin unutmuşuz abi tarlayı yani. Çalışmayı bitiren budur. Kim olacak?
Şimdi ekiciye doğru gidelim abi. Çok merak ediyorum. Bunu çalıştırsam o bitene kadar bu ona yetişir mi? Yetişirse de sıkıntı. Bundan sonra hata verip duruyorlar. Gel. Ya 18 ton kireci boşalttık abi ve bütün tarlalara yetmedi. Kireci çok hızlı harcıyoruz ya. Doldur çocuğum, doldur.
18 ton kirecin içinden geçti pezevenk ya. Şu kireçleme işini bir bitirelim artık. Ulan 20 tondan fazla yedi be. Hadi yürü.
Şimdicik şuraya gireceğiz. Şurayı halledelim abi. Şimdi şuranın gübresini atalım orayın. Aslında unuttum ben onu ya. Yürü. Sen buranın gübresine ata dur. Biz ekim makinemizi izleyelim hocam. Ekme işi bitecek, az kaldı ya. Şu bizim gübre ne yapıyor? Neredesin gübre? Heh, buradasın.
ekim makinesinin o taraftaki işi bitmek üzere. Hemen şuranın gübresini dağıtayım ama. Gübre başladı. Ekim makinesine geçelim abi, çünkü bunun işi şimdi bitecek ve ben bu makineyi alıp karşı tarlaya yapıştıracağım. Evet, ekelim şurayı hızlıca. Dön 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 dön, ağzına tükürdüm, dön. Hadi bakalım. Yulaf ekme işi devam edeyim. Tek seferde sona kadar gitti işte bu ya.
güzel. Bu burayı eker. Tertemiz ekiyor vallahi. İnşallah içindeki tohum yeter buraya. Ha, gübre bitiyor. Güzel. Bakalım kel bıraktığı yer var mı? Şimdi bir dakika. O devam ederken biz şu neydi onun adı? Yükleme vagonu muydu? Bu 42.000. Yani 42.000'lik. Yani 34.000, 35.000 şu aradaki fiyat farkı nedir abi? Yani tamam, bakalım. 20 bin, 26 bin, 53 bin. bin, 28 bin lira. Al. 28 bin liraya buldum. Allah ne diyeyim, bir şeyi kırdım. 28 bin liraya buldum bak ha. 28 bin, 35 binliği var. Yuh. Otuz yedi bine de 35,5 var. Bak. 37.100, 2,5 metre genişlikten alıyor. 35.500 litre alıyor. Bu da 28'e 35 alıyor. Bunu al daha iyi, ucuz işte. En uygun fiyatlısı bu bence. Bu kardeşimizi alalım. 30 bine. Bu kardeşimiz bize lazım olacak. Bu dostumuzu da hangi araçla getirip buraya çekeriz? Fendin traktörüyle mi yaparız onu? Ya Fendi'nin traktörü de bir tarafını yırtıyor be kardeşim. Bana daha güçlüsü lazım. Yani bana bir tane orta traktör lazım abi. O Fendi satayım ben. Ben o Fendi satayım abi. Fendi sat, şunu satalım abi. Fendi gitti. Şimdi krediyi sonuna kadar al anasını satayım. Zaten giren girmiş bir tarafıma. Para 74 bin oldu. Şimdi 74 bine alabileceğim traktörler. Buradan alamıyorsun. Tamam, küçük traktörlerden alalım. Ama güçlü bir şeye ihtiyacımız var hocam. Yani bak, 100 beygirlik traktör bak bu.
110 beygir. Tamam, bunu 110 beygir yapabiliyorum. Ön yükleyici 1500. Hani 72.000 küsür. Bu traktörü almanın bedeli. Ama şöyle bir şey yapabiliriz abi. Elimizde ne var? Garajda fazlalık. Onu kullanmadım, bir tane daha alet olsun ya. Şimdi kardeşim, bunun değeri düşmüş zaten. Şunu sat. Herbisiti bununla atacağız. Ya da başka, şu traktörlerin hepsi boşta duruyor abi, biz herbisitleme yaparken. Tak iki tanesine yürüsün ya. Harbiden lan, bir dakika. Şu 16.000'lik traktöre de ihtiyacım yok ki benim. Bunu da sat. Boşu boşuna burada traktörü tutuyorsun. Ne gerek var abi yani. Lan oğlum, mouse nereye gitti? Şimdi kaç bin param var? 115.000. Bak şimdi alacaksak adam gibi traktör alalım, değil mi? Yani malı çeksin abi en azından. Yani Fendt'i almayacağım abi. Fendt başımın belası benim. 115 beygir bak ama bu Fendt işte. Abi orta traktörlere gelince de çok pahalılar ya. Küçüklerden alalım, küçüklerden. 99 beygir, 105 beygir, 102 beygir, bu da 105 beygir, 110 beygir, bu da 110 beygir. Bak 81.000 vereceğim. Kaç bin? 105 beygir. Bu Fendt'i aldığım zaman da Fendt'te şöyle bir şey var ama bak. 105 beygir. 150 beygir. Abi 150 beygir oluyor makine yani. Şunu koydum mu 150 beygirlik bir güce çıkıyor alet. 93.000 oluyor ama makinenin gücü var. Al abi bunu sen al. Temizi bu, al gitsin.
Hadi. Yapıştır bunu gitsin abi. Şunu çalıştır, şunu aç. Şimdi ekim işi tamam. Şuradan yakıt alayım ya. Şimdi yakıt almakla da kalmayalım. Gidelim hemen. Çok güzel. Şimdi hocam, İçini boşalttığımıza göre şu yüklü vagonu satabilirim artık. Çünkü kullanımı en çok da kullanmıyorum. Sat git. Cümleleme devam ediyor. O marketin önünde iki tane şey vardı. Case vardı. Onları şuna bir doldur verem. Ya bu makine toprak sürer. Samanı toplar, kireci atar. İki paket vardı, onları da almış olalım. Şuradan boşalmış olsun burası da. Temiz. Abi traktörleri birçok işe kullanacağız.
Abi 150 beygirlik traktör bence çeker. Dönüyoruz. Şey şuraya gel. Şansı mı sıçam kardeşim ya? Şimdi biz buna gübre atıyoruz ya. Zamanı bir hızlandırayım ben. Heh, tamam oldu. Bu şeyden yani o uyduruk kaydırı traktörleri attık. İki tane biçer de var çalışırken iki tane şey çalışıyor. Sürme makinesi. Bu iki sürme makinesi devam ederken ekim makinesi devreye giriyor. Onun arkasından da gübre devreye giriyor. Yani dört tane traktör çevire çevire kullanabiliyorsun. Evet, öteki türlü lükse girer yani, para kazanamıyoruz. Bunun onunla gitmesinin sebebi arkasındaki. Bence o makine bozulmuş.
Bence kesinlikle gübre cihazı arızalı. Onu ben şimdi tamirhaneye bir koyayım, o kesin bozuk çıkacak. Kesinlikle tamirat istiyor bu. Belli yani. Bitirdik. Topla abi malı. O makine kesin bozuk. Nasıl biliyorum ama. Artık değil. Şimdi zamanı ileri aldık. Evet, hepsine şey geldi. Ha, ikinci turu aldı bak. Bir de iki tane sıklayıcı cihazı var. Yani şu kırmızıdan bir tane daha alıp gübrelemeyi çok daha hızlı yapabilirim. Kaç para lan bu? Spreyleme.
Şu 30 bin. Hmm. 26 bin. Ha, bunun ön tankı da var da işte. Kırk metre. Yani 26 bin. O şu makine kullandığım. Ya bundan bir tane de alacaksın. Çatı çutur gideceksin aslında. İkinci tur gübre. On numara 5 yıldız abi. İkinci tur gübreye atıyoruz. Sonra büyük ihtimalle yamana ot diyecek. Bir herbisit döneceğiz mahalleyi. Direksiyona hiç dokunmuyorum bak. Şu an direksiyona hiç dokunmuyorum. Geri geri gidiyorum. Yüz küsür bin aldığım traktörün değeri 10 binlere indi. Twitch'ten bakıyorum bir sohbete bir arkadaşımız girdi. Neymiş? Patrok 2305. Yalnız İngilizce yazdı, yabancı galiba arkadaş. Yani selam vermesine veririz de sonrasında konuşamayabiliriz. Petra'ga anca ne deriz? O bize hello demiş, biz de ona hi deriz. Yani anca bu kadar. Telefon coştu kardeş.
Bence bu gübre yeter. Burayı bitirir, öbür araziyi bitir yapamaz. Orada bir dolduracağız bunu. Mecburen. Evet. Az kaldı burasının bitmesine. Bakayım, gübre hala şey, bakıyorum yaban ot çıkmamış. Evet, bu tarlamız bitti. Hemen kasayı topla. İçini dolduralım hocam. Evet. Gübre atmaya devam. Biz küçük tarlaların adamları olarak bakayım yaban ot görünüyor mu? Hala görünmüyor. Şimdi bak, bu bölgeyi komple satın aldığıma göre bundan sonraki alacağım tarla bölgesi Ulan burası da çok yamuk be ya. Şurası mağaza. Bence bundan sonra alacağım tarla bölgesi şurası olmalı. 13'e almalıyım abi. Mağazaya yakın, hemen dibi.
Tabii 13 almalıyım. Kaç para? 847 bin. Güzel. Alırsam 13 numarayı alacağım. Mağazaya yakın. Olabilir, olabilir. 13 numarayı alabilirsin. Paramız olursa tabii. 13 numarayı satın alırsın. 13 numarayı aldığın zaman da kocaman bir tarlan olur. Ama önce silodaki var olan hemen hemen üretebileceğim her şeyi dolduracağım. Yani bakın soya dolu, kanola dolu. Şimdi yulaf, arpa ve buğdayı doldurduktan sonra mısır ve ayçiçeği koymam gerekecek. Onun için ayrı bir makine alacağım. Yalnız bizim siloda bunlara yer yok. Niye yok? Patatesi yapacağım. Şimdi bizim silo bu kadarını alıyor. Bir dakika lan, bu işte bir delik var. Bir dakika. Ha siktir lan. Hastir. Patatesi falan koyamıyormuşum suya ben. Onun için şey lazım bana, burgu vagonu. Lan 100 binlik burgu vagonları da pahalı be ya. Bir 100 bin liraya zaten bir tane tır çekicisi alacağız. Ama ona daha var. Bizim mısırı ve ayçiçeğini ekecek bir alete ihtiyacımız var. Aldık gidiyoruz anasını satayım. Oradaki tarlaları yapmana gerek yok zaten, değil mi? Yapıştır. Yani dikkatimi çekti şimdi. Bizim bu koyduğumuz süre bir boka yaramıyor. Tahıl silosu bunlar tabi tabi. Bunlar şey değil ya. Tamam. Burgu vagonlarına bakabilir miyim hocam? Oğlum hiçbir şekilde patatesi şey yapamıyorum lan. Demek ki patatesi şeye dem yok. Yani demek ki patatesi şeye demiyoruz. Yapacak bir şey yok. Kısmet. Silodaki yerleri dolduralım. Siloların kapasiteleri o alttaki. Bak dışarıdaki silolara doldurabiliyorum patatesi.
Bir de şeker kamışını. Pancar patates şeker kamışını. 400 mililitre. Dışarıdaki silolar hangisi? Mesela doğu şurası mesela. Demiryolu silosu. Örneğin. Yani hocam burada olay belli. Doğu Demiryolu silosu. Yani pancar olayına girmiyoruz abi. Yani gireriz de yap sat işiyle onu hemhal oluruz. Çünkü biz şimdi bu işi bitireceğiz ya. Bize şey lazım olacak. Ekici. ...93.000 bayılıp şundan alacağız. Zaten pancarı da ekiyor. Mısır ayı çiçeğini bu ekiyor. Pamuk pancarı da bu ekiyor. Bunu aldık mı zaten birçok şeyimiz açılmış olacak. O arada... Bak şimdi bak. Pancar teknolojisi var mı? Olmaz. Bak hocam. 4 metre ağız. 5,4 metre ağız. Bak bunu traktöre takıyorsun. Önüne. Bunu da arkaya takıyorsun. İki yüz iki bin lira falan. 202 bin euro yapar. Peki pancar makinesi kaç para abi? Bak en kötü 375, traktörle daha ucuza geliyor. Mecbur cihazları traktörle kullanacaksın. Mantıken Terados T440. Terados T440 ne lan? Şunun önüne. O bıçak. Traktörle çalışan bu mu? Bu. 22 bin. Bak 85 beygir istiyor bu öndeki. Bu da 185 beygir. Yani şu ikisini bağladığımda çalıştıracak bir traktörüm yok zaten. Yani pancar işine gireceksem baba bir traktör alacağız. Yani biraz daha güçlü bir traktör almam lazım. 185 bu, 85 bu. Yani 160, 170, 270 beygirlik bir traktöre ihtiyacım var. Bunu yapabilmek için tamam. Hani 270 beygirlik bir güç istiyor. Bu da ortalama yani biz onu 300 beygir diyelim. Yani 270'in üstünde olacak. 280 olur, 300 olur. Asıl sıkıntı şurada. 200 küsür beygir diyor. Bak bizim elimizdeki şu traktörler var ya kırmızılar. Bak 255 beygir gördün mü? Yetmiyor. Bize 300 beygire yükseltilecek bir alet lazım. Mesela bak şu 125 beygir. Açıyorsun. 155 beygir. 175 beygir. Bitti. Yemedi. Bunu alıyorsun case.
Kaç? 145, 155, 169, 175. Bitti. İşte var. 145'lik. 175 oldu. Yetmiyor abi bak. 142'lik John Deere var. 153 oluyor. 164 oluyor. Yetmiyor abi. 180 beygir bak bu makine. Ama önüne bir halt takamıyorsun bunun. 210 beygir. Heh. Bunu alacaksın. 250 beygir. Bu da kurtarmaz. Heh, bu kurtarıyor işte. 211 bin euro. Buna vereceğimiz para. 211 bin euro. Tıkla 269. Kaç bu? 238 bak bu pahalıya geliyor. Mecbur bak mesela burada Massey Ferguson şu. MF7700. Pancar için bu traktöre ihtiyacımız var. Yani gücü iyi. Ya bu da olur da bu biraz pahalıya gelir ama. Yok, Massey. Massey abi, Massey. Her türlü Massey. Ha. 211 bin euroya geliyor Massey ile. Zaten bu makine kendisi 280 beygir mesela. Bak bu 235 beygir mesela. Bunda motor kurulumu yok. Bak 228 bin diyor. 280 beygir. 269 beygir. 290 beygir. Ne? 250 bin. Pancar işi için traktör 250 bin lira abi yani. Traktör 250 bin abi. El insaf ya. El insaf. Gönder. Hala yaban ot gelmedi. İyi oldu gelmediği. Gübreyi atayım yaban ot ondan sonra gelsin hocam.
Evet. Tarlamız bitiyor. Geri şurada iki tane yer kaldı. Bunun ne gübre sıktık be. Hadi bakalım. Ha, dur. Bu arada öteki direktörü ver abi. Sen burada bekle. Ne güzel bak, tık 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 gidiyor iş. Zaten gübreleme bitiyor. Gübreleme bittikten sonra da hiçbir şey kalmayacak. Yani herbisidi çekeceğiz, büyümesini bekleyeceğiz. Ama herbisidi çekebilmemiz için yaban otların çıkması lazım. O yüzden zaman %15 olarak ilerlemeye başlasın.
Evet, sen de burayı hallet kardeş. Gördüğünüz üzere hala yaban ottan eser yohtes. Yürü koçum yürü. Ulan yaban ot çıkmadı lan. Kurtardı güzel. Evet. Alayında yabani ot çıktı şu an. Zamanı oldukça hızlandırdım.
gel. Daha koyu yeşil olmadı. Aa, olan yerler var. Oo. Mecburen gece çalışıyoruz. Hemen karşı. Ağırlıktan dolayı şey yapıyor. Güzel dönüyor aslında. On numara beş yıldız var. Atıyorum eğer bisiklet evine güzel.
Dön çocuğum, dön. Ya bu iş... Ha, elma. Dün gece çalışacağız. İyi mahsul çıkacak ama. Tabii bir o kadar da saman. Devam koçum, devam.
Yabani ot temiz. Yabani ot. Ay, bitmez bu iş. Hadi. Tertemiz. Devam et oğlum, devam et. Güzel güzel gidiyoruz bak, ne güzel gidiyoruz. Kredi bilmem nesini çekmedi. O ne lan? Oğlum ne oğlum, girdik ağaçların içine de ya. Evet, burası da bitti.
şimdi. On numara beş yıldız ya, ne güzel gidiyor bak. Şıkır şıkır yapıyoruz işi abi. Bir şey daha var, tamam onu geç. Şimdi dönüyoruz. Yaban ot muhabbetini bir bitirebilsek. Evet, şimdi diğer bölüme. Deh deh güldül. Evet, herbisit muhabbetinin bitmesine çok az kaldı.
sonunda bitti. Şimdi... Şimdi burası da tamam. Şimdi buraya. Güzel. Nasıl tank mı boşaldı, her şansıma sıçak.
Ulan olaya bak ya. Şu uçtan başlayacağız. Hemen ben gideyim. Tankı doldurayım, geri geleyim. Artık herbisitin tankı tek başına yetmiyor kardeş. Arada dolum yapacaksın. Kısmet. Abi benim bu telefonun sesi çok güçlü çıkıyor ya. Az kaldı, az kaldı. Bir git gel, iki git gelden sonra herbisit muhabbetinden kurtuluyoruz Allah'ın izniyle. Evet, zamanı hızlandırdık.
Tamam. Şimdi. Bin tane mesaj geliyor abi ya. Yani bir tane biraz gürültülü bir alet. Tamamdır. Şimdi bekleyeceğiz abi. Neyi bekliyoruz? Tabii ki şu ekinler bir olsun da hasat şey ettirelim diye bekleyeceğiz.